Türkler azaldan, yani Selçuklu ve Osmanlı İmperiyası zamanında ham uruşlarga tayyar edilir. Aynısı Osmanlı zamanında mahsus cengçilerden bütün Avrupa korkuşardı. Ularını Yeniçeriler değişerdi. Lekin Osmanlı İmperiyası'nın ahirgi yıllarda armiya kural yarak tarafından anca qiynalıp qolgandi. Türk kurallı güçlerinin köplab kuralları Amerika kuralları idi. Ama bugün kunda Türkler Germaniya, İsrail, Büyük Britanya, Fransiya ve Rossiyadan kurallarını satıp almaqdı. Ötken yıllar mabayında Türk piyada avtomatı MPT-76, uzak masafavi toplar, Fırtınovuz, kurallı dronlar, Bayraktar İHA, güçlü zırhlı tank Altay, Cengavar Kemalar, kırıcı samolyotlarını işlep çıkarıştı başladı. Bu videoda Türkiye'nin en güçlü kurallı maşinelerine nazar salamız. Tank Altay. Altay Koç fabrikasının katta homiylik qilgan tankidir. Janubiy Koreyaning Hyundai şirketi chizmasidir. Fakat bu chizmani Türkiye sotib olib ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi va unga Altay ismini berdi. Türkiye'nin müstakillik jangi so'nggi yillarda qahramonlik ko'rsatgan kapitan Fahriddin Altay nomiga qo'yilgandi. Bu tank Türklerga 13.75 milyon dolarga tüştü. Seriyali işlep çıkarışı 2023 yılda kütülüyatken bu tankinin ilk büyürtmesi hem var. İlk büyürtme 250'de, yani 2.5 milyon dolarga gelişilgen. Bora. Bora Türk şirketi bo'lgan Roketsan tarafından işlep çıkarılıyatken küçülü ballistik raketalar atıcı texnikadır. 610 mm kenglikte, 7.8 metr uzunlukta, toplam 2500 kg ağırlıkta ve 280'dan 360 km masafaga egadir. Hem GPS hem de kolda başkaru tizimiga egadir. Atı uç kısmı 828 tizimiga ega korpusga joylaştırılgan. 470 kg geçe portlovchi moddan taşıya oladı. Tasir dairesi ise 30-50 metr kvadrat. 2017 yılın may ayında test kılındı ve makullandı. Yana ham takamırlaştırış, yani Bora 2'ni yasayış için işler başla yuvarlılgan. Bora ilk mert 2019 yılında Suriye'deki cenglerde katlaştı ve kütülgenden ancak yakışı netice kaydetti. BMC Kirpi. BMC Kirpi Türk harbi şirketler tomonidan minalar ve yengil kurallardan 100% zırhlı himoyali maşina işlep çıkarmoqda. Aslı kelip çıkışı İsrail'deki HTO firmasiga aittir. Standart ve qo'shimcha zırh tufayli hatta ki ballistik hujumlarda ham 70%lik himoyaga ega. BMC Kirpi og'ir zırhli askar tashuvchi bir mashinadir ve en ishonchli mashina deya olamiz. Çünkü bu mashinada barcha e'tibor askarning xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. 2023 yıldan boshlab BMC Kirpi 2'lerge 20 kW yüksek himoyali lazer sistemalari o'rnatiladi. Bunday zırhli mashinalardan BMC Kirpi, Otokar Cobra, Ejder kabi modellerge lazer sistemalar koyuş rejalashtirilgan. Otokar Cobra. Otokar Cobra BMC Kirpi'nin barcha xususiyatlarga ega bo'lgan, faqat har qanday vazifalarga moslashuvchan yo'l tanlamas mashina. Farqli vazifalar uchun ishlab chiqarilgan Cobralarda mashina sxemalari ayni bo'lganligi uchun ehtiyot qism va ta'mirda qulaylik tug'diradi. Ko'pchilik qo'shinlarining tanlovi bo'lgan Otokar Cobra 2015 yilning oxirlarida 52 million miqdorda 82 Cobra mashinasi va uning ehtiyot qismlarini sotdi. 2016 yılı iyun ayında ise 128 milyon dolar miqdorida 108 tane Cobra 2 satışka muvaffaq bo'lindi. M60 Patton. M60 Patton ikinci avlod tanklar oilasidandir.
M48 Patton tankining takomillashtirilgan modelidir. M60 va M48 orasida ba'zi o'xshashliklar ko'rinmoqda. M60 sovuq urush paytlarida Amerikaning asosiy qurollaridan bo'ldi. Hozirga qadar 15 mingdan ortiq M60 tank ishlab chiqarildi. 5400 eski model 1990 yılda M60A3 modeliga almashtirildi. 29 Mart 2002 yılda 688 milyon dolar bahosida bir shartnoma imzolandi. Fırat Kalkan operasyasının ortidan M60 TM modelinin modernizasyası başlandı. 2017 yıldan itibaren M60A3 tankları Sark USS uzaktan başkarolu kural sistemesi, 20.7 mm stabilize kuralları, yan okutmaz oynalar, 360 dereceli tulus lazerli agahlantırıcı sistemi ve era koşumca zırh plakaları, yangın söndürme sistemesi ve 72 tumanlı atış sistemesi kabi cihazlar bilan mükemmelleştirildi. FNSS ACV-15 ACV-15 FNSS Türk savunma şirketi tomonidan çıkarılıyorken seriyali zırhli maşinadır. Amerikan N-15A1 zırhli maşinası namuna alınıp, uning takomillashtirilgan modelidir. ACV-15 zırhli maşinanın Amerikan N-15'den köplab farkı var. Mesela maşin içinden piyodalar bemalol taşqariga o'q uza oladılar. Türk silahlı kuvvetlerinin 1980 yıl oxirlarida ZMA-15'ler için modernizasiya qilish shartnomasi imzolandı. 2019 yıl 31 dekabrda FNSS Aselsan'ın yordamchi sifatida iştirak etadi. M113 M113 Amerika ve Şimali Vietnam Kurallı Güçlerinin keng miqyosda foydalanadigan ağır zırhlı maşinasıdır. M113 kabi ağır zırhlı jangovar maşinalar ta'minlandikdan sonra 1962 yıl aprel urushida qo'llanildi. Undan keyin esa Vietnam urushida M113 Amerika qo'shinining eng ko'p qo'llanadigan harbiy maşinası bo'ldi. 1993 yılda Germaniya ham 187'de shu maşinadan sotib oldi. Leopard 2 tankı. Leopard 2 tankı Krauss Morfin tarafından 1970 yılda Germaniyaning asosiy tank sifatida çıktı. Tank ilk marta 1979 yılda kullanıla başlandı. Tank 120 mm ISS top bilan jihozlangan ve 1 ve 12 juft turbo motorga egadir. Germaniya ve başka devlet kurallı güçlerden ayniqsa Kanada, Chili, Indoneziya, Singapur ve Türkiye'de bu tankdan faol qo'llanmoqdadir. Ayniqsa Türkiye bu tank bilan IŞİD ve YPG terör gruplarına karşı Suriye'de kullandı. Tankın yüksek modellerinden ikitesi mevcuttur. Bunlardan biri kala zırhı uzak manzilli atışka mülcellengen Leopard 2A4'den aldığını çıkan modellerdir. İkincisi ise kala zırhıga koşunca zırh koyulgan Leopard 2A5'tir. Barcha modeller lazer manzilli, kala üstü ağır kurallı atış sistemesine egadir. Keçe körüş ve nişan alış tizimi termal kamera bilan qayta jihozlash mümkün. Tank dalada hareket halatı da ham 80% aniq nişonga ura oladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ushbu sizga tayyorlagan videom sizlarga manzur bo'ldi mı? Oylaymiz ki sizlarga manzur bo'ldi va ko'plab bilgilar berdi degan umiddamiz. Siz qanday qurollarni yoki zirhli mashinalarni bilasiz? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Video yoqgan bo'lsa kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.